fiziksel olarak aktivitemizi kaybetmek ve alkol almak gerçekten bizim değiştirebileceğimiz, bunlardan uzaklaştığımız zaman ortadan kaldırabileceğimiz değiştirilebilir faktörler. Dernek Başkanı Serhat Bor, Türk Gastroenteroloji Derneği'nce Halk Eğitim Merkezi'nde Abbut'un koşulsuz desteğiyle düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenleyecekleri etkinliklerle toplumdaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini anlattı. Bor, kolon kanserinin kalın bağırsakta görülen çok sinsi bir hastalık olduğunu kaydetti. Yumruk kadar bir polibi biz çıkartırız. Yemek borusunda yutamıyorsa, alt ucu daralmışsa, benim arkadaşlarım endoskopla girip, onun içerisinden geçerek bir tünel açıp, bütün o kasları kesip çıkabilirler. Ameliyattan koruruz. Kocaman bir taşı safra kesesinden değil ama safra yollarından çıkartabiliriz. Biz o tümörü daha başlangıcında görürüz. Endoskopla alırız, biter. Başlangıç halindeki bir polibi alırsanız kanser olmayacaktır. Bu çok önemli bir konu. Bunun farkındalığı da son derece önemli. Onlarda kolorektal kanser riski azalıyor. Ama bunun için 10 yıllar... Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Tezel de kalın bağırsak kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdiği konuşmasında eskiden kolon kanserinin erkeklerde daha fazla olduğunu, artık kadın ve erkeklerde eşit rastlandığını dile getirdi. Kolon kanserinin %90'ından fazlasının 50 yaş üstü kişilerde ortaya çıktığını belirten Tezel, kansere yakalanmada değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörlerinin önemine değindi. Genetik, yaş, soy geçmişi gibi faktörleri değiştiremediklerini anlatan Tezel, konuşmasına şöyle devam etti. Fiziksel olarak aktivitemizi kaybetmek ve alkol almak gerçekten bizim değiştirebileceğimiz, bunlardan uzaklaştığımız zaman ortadan kaldırabileceğimiz değiştirilebilir faktörler. Fiziksel aktiviteyle bile neredeyse kolorektal karsinogenezisin başlangıcı %40 oranında azaltılabiliyor. Etkinlik kapsamında Halk Eğitim Merkezi bahçesine kurulan bağırsak maketi üzerinde ziyaretçilere kolon kanseri hakkında bilgi verildi. Broşür dağıtıldı ve anket çalışması yapıldı.